İşler nasıl? İşler istikrar yok. Bir kötü. Yani belli değil hali. Şimdi turistik bir yer. Turistik bir yer. Normalde sizinkinin iyi olması lazım. Ya işte biz de aynı karıdayız ama işte millette para olursa. Yaptığınız işte. İş açısından hani iyi olması gerekiyor. Tatlımızdan ikram edeyim mi? Alayım yani. Vallahi öyle. Şimdi bir tarafınız verirsiniz. Yok satın alacağım. Arkadaş satın alacağım. Bir dakika. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun inşallah. İşler nasıl? Vallahi sıkıntılı. İdare etmeye çalışıyoruz ama sabah 7.30'da açıyoruz. 100 lirayla duruyoruz hala. Kaç müşteri geldi bugün? Bir tane. Şu an yok. Bir. Ya satın alandan girip çıkarlar ayı. Bir tane. Bir tane. Yetmez. 100 lira işte. 600-700 lira o elektrik yetmez. Faturası geliyor. Yetmez. 100 lira. Oturuyoruz şu anda. Yapacak bir şey yok. Yani burada alım gücü böyle düştüyse yandınız yani. Bayağı. Yani. Hani şimdi yaz, tatilciler var, şey var. Buna rağmen yani. Ağustos'un 5'i burada yoldan insan evet. Geçemiyordu karşıya kadar. Ben burayı kadar. Biliyorum evet, onun için. Full doluydu. Şimdi hiç kimse yok. İzmitliyim. Evet, boş oturuyoruz. Yani gözümünlük buraya gelirdi. Onun için yani çok eskisini, hep eski zamanlarda bile durumu iyi bir ilçeydi yani burası. Bayağı iyiydi. Şu anda bayağı sıkıntılıyız. Kötü. Sıkıntılıyız. Esnaf olarak da sıkıntılıyız. Hep. Bakalım anladım. İnşallah. Hayırlı bol kazan. Merhabalar, nasılsınız? Ben iyiyim, siz nasılsınız? İşler nasıl? İnşallah daha iyi olacak. Şu anda pek şey yok ama inşallah daha iyi olacak. İnşallah. Şu anda durum nasıl? Ben siz tamam ama bir de dışarıdaki insanların durumu nasıl? Şu anda durum yani fiyatlar anormal. Yani böyle bir fiyat olamadı. Ben müşteriye fiyat söylerken utanıyorum. Evet. 500 liraya sattım, 1100 liraya geri aldım. Çocuk simidi lira. Var. Arkanızda çocuk simidi var. Hemen altta. Evet, en gördüm, altta. Gördüm. Kutunun içinde. Gördüm. 120 veya 125 liraya aldım. Emin olun getiren arkadaş Trend yolda bir müşteri geldi. O arkadaş da tesadüfen buradaydı. 1000 lira. 999 lira hanımefendi bakmış Trend yola. Ya ben bunu 120 liraya aldım. Kaç para söyleyeyim? Siz söyleyin bana bir fiyat söyleyin. Yani bunu 120 liraya aldım. 250 liraya alacağım. 200 liraya satacağım. 1000 liraya bunu alırsam nasıl fiyat söyleyeceğim? Yeni alı yanlış anlaşılmasın. Yani 150 liraya alıp yerine koyup şimdi 200 liradan satmaya kalk yani sattığı zaman işte 50 lira kar edeceği şeyi yerine 1000 liradan koyuyor. Yani hemen arkadaşlar da bakabilirler Trendyol'a. Hayır hayır yani hayır. Aynen koyabiliyor öyle. Ondan sonra onu nasıl satacak? Kaça satacağım ben bunu? Çünkü hayır sattığını yerine o, bu satılan da parayla koyamıyorsun. Aynen öyle. Oo. Yani durum anladım. Gerçekten vahim yani. Anladım. Oo. Kaç müşteri geldi sabahtan beri? Satın alandan bahsediyor. Valla sayılır 3 tane de 4 tane en fazla. Mesela haftada 1 kilo nihayet fark etmez alan bir aile. Burada termalde yaşayan, Gökçedere'de yaşayan, mazeri müşterin olan bir aile. Yani burada yaşayan. Haftada 1 kilo alırken şu anda ne kadar alıyor? Vatandaşın alımından ne kadar? Yarım kilo yani. Veya fiyat atıyor diye 50 lira atıyorum, 60 lira atıyorum, o şekilde oluyor yani. Yani yedi, bir kilo kıyma ver veya iki kilo et ver, yani çok nadir yani. Eskiden kaç kilo satıyordun, şimdi kaç? Yani eskiden atıyorum günde 50 ise şimdi 15-20. Çok az. Çok az geçindirmez. Aynen. Geçindirmez. Bekliyoruz işte. Hoş merhaba. Geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. İşler nasıl? Vallahi bildiğiniz gibi yani. Herkes her şeyin farkında, her şeyi biliyoruz yani. Bugün kaç müşteri geldi? Bugün siftah yapmadım. Ciddi misin? Yani. Ooo. Ne tanesi ne? 20. Siftah. Bunlar ne? Ben siftah yaptıracağım. O ayak havlusu. Yok. Şimdi ben emekliyim. Onu da ver. Şimdi 4 daha avlu almışım. Ben emekliyim. Emekli paramla alayım bunu. Dolayısıyla indirim yapmakla ilgili sorun yok ama parayı almakla şey. Çünkü sonra benim o parayı da getirir. Bak şöyle yaparlardı eskiden. Şimdi hesaplaşın. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim.